basın emekçileri ve Mersin kamuoyu bildiğiniz gibi bir adli yılın açılışına daha girdik. Biliyorsunuz bağımsız olmayan yargımız vardı. Bir nebze de biraz da bağımsızlığından söz etsek de yeni yapılan düzenlemelerle tamamen bağımsızlığı elden gitti. Ayrıca bu ortamda da yargı emekçilerinin sorunlarının çığ gibi yükseldiği bir ortamda yeni adli yılın açılışını yaptık. Bununla ilgili olarak sendikamızın Mersin Şubesi olarak basın bültenini sizlerle paylaşıyoruz. Basına ve kamuoyuna. 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni devlet düzeni olarak ifade edilen ve devletin baştan aşağıya yeniden düzenlenmesinin başlandığı bir süreçte adliyle başlıyoruz. Ülkemizde yargı bağımsızlığı 2010 ve 2017 yıllarında anayasal değişiklikleriyle daha da tartışmalı hale gelmiştir. Yeni sistemin yargının güçlenmesine, bağımsızlığına, tarafsızlığına katkı sağlayacağı, başta iktidar ve destekçileriyle bağımlı medya tarafından sürekli olarak söylenmiş, ancak çıkan kararnamelere baktığımızda bunun böyle olmadığını yaşayarak ve tecrübe ederek görmekteyiz. Kamudaki görevlerinden haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen kamu emekçileri için yargı kapıları kapanmış, Anayasa Mahkemesi kararları içe sayılmış ve komisyonun ağzından çıkacak olan yargı kararıymış gibi yutturulmaya çalışmaktadır. Bu yıl da binlerce kişinin haksız tutukluluğuyla başlıyor. Başta tutuklu milletvekilleri ve onlarca siyasetçinin yanı sıra gazeteciler, üniversitelerin binlerce öğrencisi de talimatlı yargı düzeninin mağduru olarak cezaevinde tutuluyor. Hal böyleyken adaletten söz etmek mümkün olmuyor. Adalet Bakanlığı'nın bir üyesinin atamasının direkt olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı bir yargının bağımsızlığa hizmet ettiğini söylemek oldukça zordur. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak yerine Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği beyanlara uyulduğunun tedirginlikle izliyoruz. Bu durumda yargının bağımsızlığının arttığından çok aksine idareye olan bağımlılığının arttığını görüyoruz. Adalet saraylarında yargı emekçilerinin adalet çığlıkları yükseliyor. 60 bin üzerinde yargı emekçisi kölece çalışma koşullarında yargı hizmeti üretmeye çalışıyor. Bu uyuşmazlığın ve suçun yargıya intikal etmesinde yargı kararının infazına kadar geçen süreç yargı emekçilerinin omuzundadır. Dünyanın, Avrupa'nın en büyük adliye saraylarından en ücra ilçelerde yer alan adliyelere kadar yargı hizmeti üreten yargı emekçileri öncelikle yoğun iş yükü ve idari baskı altında eziliyor. Yargı emekçilerinin sorunları yapılan adalet saraylarının büyüklüğüyle yarışır hale gelmiştir. Yargı alanındaki tüm olumsuzluklara rağmen hakim ve hakim, savcı, mübaşir, zabıt, katibi, yazı işler müdürü, sosyal hizmet uzmanı, teknisyen, dört ve taşeron işçi hep birlikte adalet hizmeti üretiyor. Ancak adliye binalarında aynı çatı altında hakim ve savcılar, diğer yargı emekçileri arasındaki sınıfsal bir fark gibi yaşanan ayrıcalıklı, keyfi yönetim, kuralsız çalışma, horlanma, aşağılanma, itibarsızlaştırma, mobbing uygulamaları çalışma hayatını adeta cehenneme çeviriyor. Alındığı gün biten maaşlar, her geçen gün artan dava sayısına karşı azalan eksik personel ile hizmet vermeye çalışmakta. Bunca iş yüküne rağmen en küçük hatada disiplin soruşturması tehditiyle karşılaşmak kurumun diğerleri muamelesi yapılarak yaşanan her olumsuz olayda hatada ilk gözden çıkarılan olmak yargı emekçilerinin rutin haline gelmiştir. Görevde yükselme sınavlarındaki mülakat uygulaması ise kurumda adalet binalarında yaşanan en görünür adaletsizliklerden birisi haline gelinmiştir. Girdiği 3 yazılı sınavında 85-90 alan bir yargı emekçisi mülakat denen torpil çarkında elenmektedir. Yıllardır biriken sorunlara karşı Adalet Bakanlığı'nın gerekse siyasal iktidarın vurdum duymazlığını, bırakın sorunların çözümünü, var olan sorunlara yeni sorunlar eklemeye devam etmektedir. Yargı emekçisi olup uğradığı haksızlığı, eşitsizliği kendi kurumunda çözümlenmemesi başlı başına büyük bir çelişkidir. Yapılması gereken Adalet Bakanlığı'nın yargı hizmetini bir bütün olarak değerlendirip yargı emekçilerinin sorunlarına adaletli bir şekilde çözme idaresini
idaresinden geçmektedir. Açlık sınırına yakın ücretler, olumsuz çalışma koşulları, iş güvencesini ortadan kaldırılarak bir gecede KYK ile işinden edilmesi endişesi, ihraç edilenlerin dışarıda iş bulup yaşamlarını sürdürmelerine dahi izin vermeyen açlıkla terbiye etmeye yönelik uygulamalar ve bu gibi nedenlerle kamu emekçileri ekonomik, sosyal, psikolojik olarak kıskaç altına alınmıştır. Bu kıskaç kamu emekçilerini her geçen gün intihara sürüklemektedir. İlan edilen o hal süresi boyunca yapılan yayınlanan KYK'larla işlerinden atılan kamu emekçilerinin 56'sı intihar ederek yaşamlarına son vermiştir. Ve bu durum karşısında büro emekçilerinin talepleri 1. Yargı emekçilerine insanca yaşayacakları bir ücret için derhal ek zam verilmelidir. 2. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir illeriyle sınırlı olmak üzere ödenen yol ücretleri tüm kamu emekçilerine verilmelidir. 3. Zabıt katibi yargı emekçilerine veri hazırlama kontrol işletmenin kadrosu verilmelidir. 4. Mübaşir yargı emekçileri genel idari hizmet sınıfına geçirilmelidir. 5. Disiplin soruşturması yönünde 2802 sayılı yasanın ilgili hükümleri kapsamında çıkartılarak yargı emekçilerinin 657 sayılı yasa kapsamından disiplin soruşturmasına tabi tutulmalıdır. Bildiğiniz gibi yargı emekçileri daha farklı, diğer kamu emekçilerinden daha farklı yargılanıyor. Bunun değiştirilerek tüm kamu emekçileri gibi yargılanmasını talep ediyoruz. 6. Fazla mesai ücretleri genişletilerek tüm yargı emekçilerine ödenmesi sağlanmalıdır. 7. Atama ve görevden yükselmeler mülakatla değil liyakat esas alınmalıdır. 8. Artan iş yüküne karşı yeteri kadar personel alımı yapılması yerine yargı emekçileri üzerinde baskılar arttırılarak sorun çözümlenmeye çalışmaktadır. Bu tüm uygulamalardan vazgeçirilerek yeterli personel istihdamı yapılmalıdır. 5. olarak 1. Tüm yargı emekçilerinin taleplerinin sessiz sözü oldu. Yargı emekçilerinin insanca yaşam ve insanca çalışma koşullarının yaratılması için hukukun üstünlüğüne dayalı, eşit, layık, demokratik, barışçıl bir adalet sistemi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yargı emekçilerini insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek için verdiğimiz mücadelede taleplerimizin karşılanması için tek ses olmaya ve sendikamızda örgütlenmeye devam ediyoruz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir arkadaşlar.